Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tabii yalnızlık Allah'a mahsus derler insanlar arasında da. Bu böyledir tabii. Yani insan olarak biz pek yalnız yaşayamayız. Yalnız yaşamamamız da mesela dinimiz tarafından tavsiye ediliyor zaten. Yalnız yaşamayın diye. Bir arkadaş, bir dost lazım. Yani bu aile efradımızdan olmasa bile yine seçmemiz gereken, yanımızda yani iyi günde kötü günde bulunacağımız, beraber olacağımız arkadaş lazım. Şimdi tabii bu da özellikle bu zamanda güvenilecek insan hani az derler, diyorlar ya insanlar. Doğru yani, neticede insanların değer yargıları falan değiştikçe, genetiği falan bozuldukça milletimizin de maalesef ki dost bulmakta zorlaşıyor. Şimdi biz nelere dikkat edelim ki böyle sadık, güvenilir bir arkadaş, bir dost edinelim, bulalım? Şimdi konuya girerken güzel girdiniz. Allah-u Teala insanı yalnız yaratmamış. Hayvanlarda bile grup halinde dolaşanlar var. Yalnız yaşayan hayvanlar çok az. Bazıları hani İnsanlar onları belgesellerde değerlendirirken bunların kendilerine göre aynı şekilde toplu yaşama aile yapıları var ifadesini kullanıyorlar. Aile değiller ama sürüler halinde dolaşıyorlar. Mesela bazıları mutlak öyle yaşıyor. Arı, karınca. Başka türlü yaşayamaz. Yaşama şansları yok ya. Yok. Öyle yaratılmışlar. Mesela bazı kuşlar var. Göçmen kuşları diyoruz. Mesela leylekler bunlardan. Sürüler halinde geliyorlar. Sürüler halinde tekrar dönüyorlar. Evet. Ya ben bugün gelmeyeceğim falan filan, öyle bir durum yok. Bu sefer gelmeyeceğim demiyor. Cenab-ı Hak insanı da sosyal bir varlık olarak yaratmış. Deniliyor yani sosyal bir varlık. Yani tek başına bütün ihtiyaçlarını giderecek şekilde değil, bir başkasına muhtaç şekilde yaratmış. İhtiyaçları var. İnsan kendisine dünya ve ahiret zararlarından koruyacak iyi bir arkadaş, dost seçmelidir buyuruyor kitaplarda onun için. Böyle bir dost bulunca da onun kıymetini bilmeli, edeplerine dikkat etmeli, ona saygılı davranmalıdır. Ayıbını görmemeli ve hiç kimseye söylememeli. Hatta unutmalıdır. Onunla tartışmamalı, kalbini kırmamalıdır. Ancak herkesle de dost olmamalı, emin olanlarla arkadaş olmalıdır. Emin olanlar Allah-u Teala'dan korkanlardır buyuruyor. Yani getirdiler anlatırken, yani bir kimsede iman yoksa bunun arkadaşlığında da hayır yoktur. Peki imanı var da itikadı bozuk, gene arkadaşlığında hayırlı yoktur. Ehl-i sünnet itikadında olacak. Ehl-i sünnet itikadında olan bir kimsenin, yani bu iman bir kalpte varsa, o kimsede Allah-u Teala'nın korkusu vardır. O korku sebebiyle Allah-u Teala'nın emirlerini öğrenir, yasaklarını öğrenir. Emirlerini yapar, yasaklarından sakınır. Ve böyle bunları da başkalarıyla aynı şekilde paylaşmak için çırpınır. Yani bir başkası da öğrensin, o da ateşten kurtulsun diye uğraşır. Çünkü ehl-i sünnet itikadında olan bir kimse, İnsanlar hani ateşte yanmasın, azap görmesin derdiyle dertli olur. Tabii böyle bir kimse, emirleri yaptıkça, yasaklardan sakındıkça, İslamiyet'in emretmiş olduğu farz, vacip, sünnet, müstahap, mubah bunları yaptıkça bu sefer edepleri, en ince şeyleri öğrenir, onları hayatına geçirir. Onlarla hallenmeye başlar. Bu hayatında net bir şekilde gözüküyor. Kimseyi incitmemek, kimseyi kırmamak için elinden gelen her türlü gayreti sarf eder. Mesela tarih bunun misalleriyle dolu. İnsanlar bu örnekleri görmüşler. Onlar gibi olmak için gayret sarf etmişler. Mesela anlatılan hadiselerden, kitaplarda vaktiyle bir kadı efendi, hakim. İnsanlar hem dini konuları soruyorlar, hem de aralarında bir anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman kadı efendiye müracaat ediyorlar. Bir kadıncağızın bir sıkıntısı varmış, gidiyor kadıya. Fakat hikmeti ilahi işte yediği yiyecekler sebebiyle kadı efendim kapıdan içeri girince sesli bir şekilde yellenmiş kadıncağız. Ya ondan sonra öyle bir utanmış ki yerin dibine geçmiş. Dibine geçiyor. Kadı efendi o kapıdan içeri girdiği zaman önünde bir kitap var, ona bakıyormuş. Aslında kadıncağızın yellenmesini duymuş.
Duymuş ama ya edebe bak şimdi. Bunu şimdi Kadı Efendi görüyor insanlar. Başını kaldırıyor. Diyor ki hanım diyor ne soracaksın diyor. Bağır bağır kulağım duymuyor diyor. Gözde bağırarak konuş. Öyle deyince kadın bir rahatlamıyor. İyi ki demiş duymadı. Ondan sonra bağırarak sorusunu soruyor. Ve Mustafa Bey bu Kadı Efendi o kadıncağız vefat edene kadar da sağırlık rolüne devam etti biliyor musun? Bunlar bize şu anda bir masal gibi geliyor. Yani bunlar aslında yüksek insanlık halleri yani. Tabii ya. Biz şimdi yani, şu yerin dibine doğru alçaldığımız için. Aha. Yani Necip Fazıl Kısakürek yani alçaklıkta bir ya. Seviyedir. Çukur çukur diye. Müthiş bir hadise. Çukurdan bakıyoruz böyle şey olur mu diyoruz değil mi? Yani, çukurdan bakıyoruz böyle şey olur. Yani. Müthiş bir hadise yani. Yani o anda hadi onu uydurdun da sonrası devam ettirmesi sonrası önemli. Devam ettirmesi. Yani. Dolayısıyla yani kadısı böyle olursa bu kadıdan bu edep diğer insanlara da sirayet eder. Onlar da buna riayet eder. Dolayısıyla insanlar birbirini kırmaz. Yani o dönemde arkadaş, dost ne kadar çok edinirsen edin, hepsi senin din ve dünyan için faydalı oluyorlar. Din ve dünyanın için faydalı oluyorlar. Onun için din kitaplarında da buyuruyor ki dinine ve dünyana faydalı olacak dost seç, arkadaş seç. Böyle birisini bulunca da onu hizmetçi gibi kullanma. Hor görme, hakir görme. Kıymetini, değerini de bil buyuruyor. Hatta Şakiki belki Belhi Hazretleri'nin bir talebesi var. Hatim Esam Hazretleri. İşte bu Şakiki Belhi Hazretleri bir gün bu talebesine sormuş. Evladım demiş benden ne öğrendin falan diye de. Ona demiş hocam demiş. Senelerce demiş ki 8 şey öğrendim diyor tamam mı? Ya demiş bunca zaman demiş. 8 şey mi? Demiş hocam doğrusunu söyleyeceksem söylemem gerekiyorsa 8. Bu da bana yetti diyor ya zaten. Başka şeye lüzum kalmadı. Neler diye soruyor. Onlardan bir madde de şu. Neymiş diyor. Hatim Esam Hazretleri diyor ki, buyuruyor ki, hocam diyor insanlara baktım. Herkes bir şeyi seçmiş, gördüm ve bu sevgililerinin çoğu onlara ölüm yatağına kadar, bazıları öldüğü vakte kadar, bazıları da mezara girinceye kadar arkadaşlık ediyor ve sonra onları yalnız ve zavallı olarak bırakıp ayrılıyorlar gördüm. Ben de şahit oldum bir kendi daha önce ki oturduğum bir yerde işte orada bir hanımı vefat ettiydi. İşte adamın erkek kardeşleri de var. En büyükleri de orada. İşte arsası marsası ne varmış falan defnettik. Dedi ben dedi bu dedi arsayı dedi vereceğim dedi. Çünkü dedi mezara gelmiyor dedi. Mezara gelmeye dönünce herkes dedi ki camiye mi vereceksin, Kur'an kursuna mı vereceksin, yani bir hayır kurumuna mı vereceksin? Yok dedi. Ya satacağım, araba alacağım dedi. Araba dedi mezara kadar geliyor dedi. Ya. Bunu ciddi ciddi söyledi ama. Tam dayaklı. Falan değil ya. Dayaklık bir adam. Kendi gözümle gördüm, kulaklarımla da işittiydim. Mezara kadar araba geliyor diyor. Anlayışı o kadar işte. Ha, anlayışı. Hatim Esam Hazretleri diyor ki bazısı diyor mezara kadar geliyor. Araba da mezara kadar geliyor. Orada kalıyor. Orada kalıyor. Bunları böyle gördüm diyor. Onunla beraber kimse mezara girmiyor. Dert ortağı olmuyor. Bu insan da olsa şey de olsa olmuyor. Bu hali görünce düşündüm ve kendi kendime dedim ki dünyada öyle bir dost, öyle bir arkadaş seçeyim ki kendime mezara benimle gelsin. Bana orada arkadaşlık etsin. Aradım, taradım. Allah-u Teala'ya yapılan ibadetlerden başka böyle sadık bir sevgili, bir arkadaş bulunmadığını gördüm. Dost olarak onları seçtim ve onlara sarıldım. Bunu söyleyince hocası Şakiki Veli Hazretleri, evladım ne iyi yapmışsın. Evladım ne iyi yapmışsın. Yani arkadaş olarak ben bunlara sarıldım. Evet. Bunlara sarıldım. Çünkü öbürleri hepsi terk ediyor. Peki, orada kalıyor, mezarda kalıyor hepsi. Peki sadık olan arkadaş, sadık olan arkadaş, o sen eğer geride kaldıysa arkandan sana dua eder. Peki sadık değilse, kendi yaşadığım bir hadiseyi anlatayım. Daha önce milli eğitime çalışırken bir lisede görevliydim. Öğretmendim. İşte oranın müdürü vardı, öldü. Bunlar bahsederlerdi her akşam işte kafayı çekerler falan diye. Öldü neyse emekli ayrıldı, ondan sonra öldü. Emekli ayrılınca da ağladı bu. Hatta onu tanıyan daha önceki öğretmenler var. Ben genç, daha yeni başlamışım. Dedim ya dedim ne kadar dedim mesleğe bağlı birisi. Birisi dedi ki yok dedi ya ne mesleği dedi. Emekli ayrılınca öleceğim diye korkuyor dedi. Ondan ağlıyor dedi.
Meğer öyleymiş hakikaten. Bir tane işaret aldım en azından. Şimdi bunlar her akşam 5-6 kişiymiş. İşte kafayı çekerlermiş falan. Adam öldü. 2 gün sonra duyduğum. O arkadaşları akşam toplamışlar, kafayı çekenler. Onun sandalyesinin önüne de aynı şekilde şişeyi koymuşlar. Ruhun şad olsun. Şimdi bu da arkadaş değil mi? Bu da arkadaş. Ruhun şad olsun. Bu da arkadaş. Ama öyle bir arkadaş edin ki sen öldükten sonra senin arkandan Kur'an-ı Kerim okusun. Sadaka versin, hayır hasenat yapsın, sevabını sana göndersin. Hayırlı evlat gibi yani, sadaka-i cariye gibi. Aynı sadaka-i cariye. Olsun yani. Hatta İmam Muhammed Bakır Hazretleri, oğlu Cafer-i Sadık Hazretlerine nasihat ederken buyuruyor ki, evladım, fasıklarla arkadaşlıktan çok sakın. Böyle insanlar seni bir lokmaya değişebilir. Değişirler hakikaten. Cimrilerle dost olmaktan sakın. Zira çok ihtiyacın olduğu bir zamanda az bir şey vermekten çekinirler. Yalancılarla dost olma. Sana dost görünüp konuşur, ayrılınca hali değişir. Ahmaklarla dostluk, arkadaşlık kurma. Onlar sana iyilik yapıyorum zannederek kötülük yaparlar. Akrabayı ziyaret terk edenle de dost olma. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in 3 yerinde böyle kimseyi lanetlenmiş gördüm buyurdu. Yani bunların dışında Allah-u Teala'ya itaat eden, Allah-u Teala'dan korkanla arkadaş ol. Evet. Başkalarıyla o da İslamiyet'i bilecek, emirleri yapacak, yasaklardan sakınacak ki o zaman kıymetli olur. Dolayısıyla arkadaş seçerken ben küçükken büyüklerimden çok duyardım. Allah-u Teala'dan korkmayandan korkmalı derlerdi. Çünkü her türlü kötülük gelir. Ama Allah-u Teala'dan korkandan kötülük gelmez. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammed'siz. Hakkı'tan gelen derde derman verilmiyor Muhammed'siz. Hakkı'tan gelen derde derman verilmiyor Muhammed'siz. Çok meşgul seherlerde figan ile son nefeste iman ile ölünmüyor Muhammed'siz. Son nefeste silinmiyor kalpten pasın, gönüllere Allah aşkı verilmiyor Muhammed'siz. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Yemek, içmek adabı. Yol üstünde, ayakta, yürürken yememelidir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki, İnsan kalbi tarladaki ekin gibidir. Yemek yağmur gibidir. Fazla su ekini kuruttuğu gibi fazla gıda kalbi öldürür. Bir hadis-i şerifte çok yiyeni, çok içeni Allahü Teala sevmez buyurdu. Çok yemek hastalıkların başı, az yemek yani perhiz etmek ilaçların başıdır. Midenin üçte biri yemeklere, üçte biri içeceklere ayrılmalıdır. Kapta kalanı sıyırıp yemek sünnettir. Hoşaf, ayran gibi şey artığına su koyup çalkalayıp içmek çok sevaptır. Yemekten sonra dişleri misvak ile kürdanla temizlemek sünnettir. Temizliktir. Temizlik imanı kuvvetlendirir. Yemekten sonra ev sahibine bereket, rahmet ve mağfiret ile dua edilir. Sonra gitmeye izin istenir. Yemeğe davet edilir. Ağzında, elinde et, yemek kokusu varken yatmamalıdır. Çocukların elini de yıkamalıdır. Tok iken yatmamalıdır. Gıda maddelerini lüzumu kadar ölçerek almalı, ölçüsüz çok almamalıdır. İsraf olur. Yiyecek ve içecek kapları kapaklı olmalıdır. Akşam yatarken yiyecek ve içecek kaplarının üstü örtülmelidir. Sağ el ile içmelidir. İçtiği suya bakmalıdır. Üç nefeste içmelidir. Soluğu suya değil, bardağın dışına vermelidir. Yazın serin içmelidir. Çok soğuk içmemelidir. Birkaç kişiye su verirken, önce alimlere, sonra yaşlılara, en son çocuklara verilir. Yerken, yürürken, otururken de bu sıra gözetilir. Kendisi sonra içmelidir. Veysel Karani Hazretleri, bir sevdayı anlatacağız ki, rengi kor renginden öte, akıcılığıyla hasretine dağların dayanamayacağı bir aşktır bu. Bu aşk, et ve kemikten yaratılan aciz insanoğlunun aslında bazen nasıl kavi, nasıl dayanıklı olduğunu gösteren bir aşktır. Ve dahi görmeden, bilmeden, ismini duymadan sevilen, canlar feda edilebilen, mecnun olup maşukunun kim olduğunu kendinin de bilmediği bir büyük muhabbete şahit olacağız. Bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın tarihin kaydettiği en büyük aşıklarından birine, aşkın perperişan ettiği Veysel Karani Hazretlerinin dert dolu dünyasına şahit olacağız. Yemen'in Karen köyünde yaşayan Veysel Karani, diğer bir deyişle Üveysi Karni Hazretleri, kendinin de bilmediği fakat kalben hissettiği Resulullah Efendimiz'e aşık olur. Halbuki onun ne adını duymuşluğu vardır ne de görmüşlüğü. Kimi zaman onu çöllerde koşuştururken görürler, kimi zaman ağlarken. Kimselerin görmediği şeyse ciğerlerinin Resulullah aşkından kös kös olmuş olmasıdır. Zahiren mecnun görünen, deli bilinen, sırf bu yüzden kör gözlü gönül sahiplerinin küçümsediği biridir Veysel Karani. Bazen deli diye hakaretler edilir ona, bazen çocukların taş attığı bir gariptir Veysel Karani. Fakat ona, bütün insanlara ve mahluklara karşı öylesine engin bir merhamet hissi verilmiştir ki, bu hakikaten şaşılasıdır. Hasta olan annesini bir bebek ihtimamıyla yedirmesi, içirmesi, her ihtiyacını karşılaması bütün takdirlerin üzerindedir. Ve bunları yaparken öylesine aşkla, sevgiyle onun gönlünü alır ve güzel bir şekilde hizmet eder ki,
muazzam bir rahmet tablosundan başka bir şey değildir bu. İnsanlar, nihayetinde Mecnun bildikleri Üveys'i, hem doğruluğu ve hem de sadakati dolayısıyla çoban olması karşılığında kiralarlar. Veysel Karani değil kalbi, vücudunun bütün hücreleriyle Resulullah'a muhabbet dolu olduğu için, bu işten para istemez. Ne verirlerse kabul eder. O, yürürken, otururken, hayvanları otlatırken, hep düşünceli, gözü yaşlıdır. Bir an bile onu bırakmaksızın, için için yakan aşk-ı Resulullah'la gözleri dalar gider. Büyük derdini lisan-ı hal ile develerle paylaşır kimi zaman. Kimi zaman seslenir, dağlara, çöllere aşkını haykırır. Ya Rabbi, ne büyük bir nimet, ne dayanılmaz bir hasrettir bu. O, çobanlık yapıp aldığı ücretin yarısını fakirlere verecek kadar cömert, hayvanlarını güttüğü insanların, durumu kötü olanlarından ücret almayacak kadar asildir, kanaatkârdır. Kendisine kalan az bir ücreti de anneciğine ve az bir şeyi de zaten çoktan unuttuğu kendisine harcar. O, annesini himaye eden bir baba, aynı zamanda canını feda edebilen bir evlat, aynı zamanda bir candan dost gibidir. Hele annesinin gözlerinin içine sevgiyle bir bakışı vardır ki, tasvirlere sığası değil. Ve devranların değiştiği muazzam gün gelir çatar. Veysel Karani Hazretleri yine bir gün dağdayken anlatılmaz olaylar olur. Üveys, bütün bir cihanın seyrini değiştirecek zamanlar üstü, zamanların ona hayran olduğu, gelmesini beklediği, hissettiği şeyin vuku bulduğuna kalben hükmederek koşar, koşar, koşar. Annesiyle paylaşır derdini. Nihayet, Karen'in ileri gelenlerinden biri, birkaç hafta sonra sevgili Peygamberimizin peygamberliğini açıkladığını, onun alemlere rahmet olarak gönderildiğini, son ve beklenen dini yaymaya ve tebliğ etmeye başladığını Veysel Karani Hazretlerine söyler. Yıllardır beklediği, özlediği, bütün zerrelerince yandığı, uğruna canını feda edebileceği, görmeden meftun olduğu Resulullah'ın risaletini öğrenince, yıllardır içinde biriken hicran, bir volkan gibi patlar Veysel Karani Hazretlerinin yüreğinde. Kalbindeki lavlardan gözyaşları süzülür gözlerinden, yanaklarında buharlaşır, yanar da yanar. O, bir tel saçını görmek için bin can feda edebileceği Resulullah'a kavuşmak arzusuyla bir saniye duramayacak haldedir. Fakat yüreğinde annesine karşı duyduğu merhameti ve annesinden izin almasının zaruretiyle tutar kendini. Gider annesinden izin almak ister, Resulullah'ı görmek için. Annesinin cevabı, Veysel Karani'nin duyabileceği en zorlu cevaptır. Hayır. Resulullah'ı görmekle şereflenmek üzere yola çıkan Karen heyetinde Veysel Karani yoktur. Gece gündüz hasretler içinde yanan Veysel Karani bir daha izin ister. Sonra bir daha. Maalesef takdir-i ilahinin tezahürü izin yoktur Üveys-i Karni'ye. Bir sonraki bölümde hayat hikayesini anlatmaya devam edeceğimiz Veysel Karani Hazretleri buyurdu ki, yüksekliği aradım, tevazuda buldum. Başkanlık aradım, halka nasihatte buldum. Nesep aradım, takvada buldum. Şeref aradım, kanaatte buldum. Rahatlık aradım, zühtte buldum. Zenginlik aradım, tevekkülde buldum. İslam ahlakı. Taamdan evvel sünnet olduğunu düşünerek el yıkamanın
10 faydası vardır. Bir kimse taam yemek için ellerini yıkadıkta, ıslak olan parmaklarının ucunu gözlerinin pınarına koyup geriye doğru silse, o kimse Allahü Teala'nın izniyle göz ağrısı görmez. 10 faide. 1. Arş-ı Rahman altında bir melek nida eder. Elini pak ettiğin gibi senin küçük günahların pak oldu der. 2. Nafile namaz kılmış gibi sevabına nail olur. 3. Fakirlikten emin olur. 4. Sıddıklar sevabına nail olur. 5. Melaike onun için istiğfar ederler. 6. Her bir lokmanın mukabelesine onları sadaka vermiş gibi sevaba nail olur. 7. Besmele ile yemede günahından temiz olur. 8. Yemekten sonra yaptığı duası kabul olur. 9. O gece ölürse şehit mertebesine erişir. 10. Gündüz ölürse şüheda zümresine yazılır. Önce elleri yıkamak ve kurulamamak sünnettir. Taamdan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle el yıkamanın 6 faidesi vardır. 1. Arş-ı Rahman altında bir melek nida eder ki, ya mümin, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem senden razı oldu. 2. Bu nimete mahsus sevaba nail olur. 3. Bedenindeki kıl sayısınca sevabı olur. 4. Rahmet deryasından nasibi olur. 5. Elinden akan damlaların adedince sevap kazanır. 6. Vefat ettikte şehit olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Ada, Yavru Vatan, Kıbrıs'tan sesleniyorum. Anadolu'nun hemen burun dibinde olan bir adaya biz 90 sene hasret kaldık efendim. İngilizlerin idaresi zamanında. Bizim çocukluğumuz yıllarında, yani Kıbrıs Adası ya Taksim ya ölüm mitingleri yapılırken Allah Allah neresiymiş bu falan diye. Çünkü okullarda da okumuyorduk doğrusu. Nasip oldu şimdi çekim yapmaya geldik. Buradaki Osmanlı-Türk izlerini takip ediyoruz. Bütün Anadolu'daki olduğu gibi. Görüyorum ki burada, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında Türk-Osmanlı eserleri korunduğu kadar daha önceki dönemlerden, ta Roma döneminden, akabinde Bizans döneminden, Lüzinyanlar döneminden yapılan eserlerin hepsi de dimdik ayakta efendim. Ne Osmanlı bunların bazılarını kiliseden camiye çevirirken tahrip etmiş, etmemiş, bozmamış, cami olacak şekilde ufak tefek ilavelerle eserin tamamiyetini hiç bozmamış. Dimdik ayakta kalmış. Ve Rum tarafından Türk tarafına geçen turist otobüslerini her gün kafilelerle görüyoruz burada. Kaç gündür buralardayız efendim. Rahat rahat geliyorlar ta Dip Karpaz'daki ziyaret yerlerine kadar, ören yerlerine kadar otobüsler üçerli, dörderli kafiler halinde gezip sonra da güle güle deyip çıkıp gidiyorlar. Buradaki Türklerin idare döneminde, yani 1570'ten itibaren bu eserlerin hiçbirisinde bilerek bir tahribata, bir yıkama gidilmemiş. Selimiye Camii'nin yanındaki bedesten dahi kiliseden çevirme olduğu için hiçbir değişikliğe uğratılmamış. Senelerce iş hanı şeklinde kullanılmış. Magosa'daki
tarih eserlerde aynı şekilde korunmuş. Gönül istiyor ki bugün güneyde bulunan eserlerimizde böyle, ben resimlerini gördüm doğrusu, bazılarına çok üzüldüm. Köylerde doğru dürüst cami bırakılmamış. Efendim böyle dikdörtgen sanki beton duvarlı bir baraka yapılmış gibi, filan köyün mescidi, filan köyün camii şeklinde. Gönül isterdi ki onlara da aynı hassasiyet gösterilmeliydi. Biz 500 sene hassasiyet gösterdikse, onlar da hiç olmazsa bir 70-80 sene İngiliz döneminde bu sıkıntıya sebep olmamalıydı. Şimdi Kıbrıs'taki gayrimenkullerin hemen hemen Kuzey Kıbrıs'taki %35'e yakını denir vakıf arazisidir, vakıf gayrimenkulüdür. Burayı da 1605'lerde toprağını bağışlayan saraylı bir hanımefendi, Emine Hatun. Saraylı demek, saray hizmetlerinde bulunmuş, daha sonra padişahın uygun görmesi ile birilerle evlendirilerek ev bak sahibi yapılmış kimse demektir. Onun kabrini de sizlere göstereceğim. Burada karşınızda oturarak programı takdim etmekten maksadım şu üç tane Osmanlı kitabesini sizlere anlatmaktır. Bu Laleli Camii'nin hemen bitişiğindeki Laleli Sıbyan Mektebi'nin kitabesi. Osmanlı burada camileri yaptırırken adanın özelliğine binaen camilerin ya bitişiğine ya da camiden bir alanı duvarla ayırmak suretiyle, Girne'deki Ağa Cafer Paşa Camii'nde olduğu gibi, Sıbyan Mektebi haline getirmiş. Zaten kültürümüzde camiler aynı zamanda eğitim mekanlarıdır, okullardır. Ama okul çağını geçmiş olanlar, onlar da camilerde eğitim alırlardı vaazlarla. Okul çağında olanlar ise Sıbyan Mekteplerinde ders görürlerdi. Siz camilerin, çeşmelerin, efendim, alın kısmında bu kitabeleri görüyorsunuz. Ama bir kitabe nasıl olur? Bu işte duvardan çıktıktan sonra olan kitabe ki şöyle böyle 20 santim kalınlığında bir mermer taş. Önüne de güzelce Osmanlıca yazılmış. Buradaki bir mescit kitabesi, bu Sıbyan Mektebi'nin kitabesi, mescidin yanındaki. Burada ise Kıbrıs tüccarlarından Es-Seyyid Hacı Muhammed Efendi'nin mescit kitabesi. Şimdi Kıbrıs'taki yapılan tarihi eserlerimize bakıyorum. Çoğunda Seyyid sülalesinden birçok kimsenin bani olduğu görülüyor. Yani eser yaptırmış. Peki Lefkoşa'da ve Kıbrıs toprağında bu kadar seyyid nereden gelmiştir diyeceksiniz. Efendim, Larnaka'daki Hala Sultan'ın türbesini elbette ki Efendimiz'in soyundan gelen seyyid ve şerifler, kendi akrabaları bilirler. Bu kıymetli hanımefendi çok ilerlemiş yaşına rağmen bir hadisi şerifin uğruna, ümmetimden bir grubu görüyorum ki kafileler halinde gemilere binmişler, Allah-u Teala'nın ismini yaymaya gidiyorlar hadis-i şerifi icabında gelerek burada atından düşmek suretiyle şehit olmuş bir hanımefendi. Allah rahmet eylesin, Cenab-ı Hak şefaatinden ailesin. İşte o hanımdan sonra Lefkoşa'yı, Mekke-i Mükerreme'deki, Medine-i Münevvere'deki Efendimizin soyundan gelenler kendilerine mekan edinmişler. Kıbrıs'ta şu anda da yaşayan insanların içerisinde bu sülalelerden, seyyid ve şeriflerden çok kimse olduğunu zannediyorum. Öyle kimseler vardır ki kendilerinin o aileye mensup olduğunu bile unutmuşlar. Unutturulmuşlar. Biz de bu programları yaparken zaten unutulanları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kitabeleri gösterdikten sonra ben şöyle yavaşça kalkayım. Emine Hanım'ın da bir kabrini size gösterdikten sonra Mevlevi Hane'nin kapısına geçeyim efendim. 1605'te bu Mevlevi Hane'nin, Lefkoşa'nın son Mevlevi Hane'sinin arsasını bağışlayan hanımefendinin kabrinin başındayız. Saraylı Emine Hanım, Allah gani gani rahmet eylesin. Osmanlı Sarayı'nda işçi olarak çalışan bir hanımefendi burada 10 dönümlük bir araziyi Mevlevihane kurulması için bağışlıyor.
Sarayda işçi efendim. Sarayın ailesinin, çocuklarının işte bulaşıktır, çamaşırdır, eğitilmesidir, o bu işlerle uğraşan kimselere. Biz şimdi hani bazı dizilerde cariyeler var, şöyle yaşardı böyle. Yok efendim, yok. Orada hizmeti görülürdü ya. Ev hizmeti gören insanlardı. Buradan Mevlevi Hanenin artık içerisine doğru gidelim. Emine Hanım da rahmetle analım diye buraya kadar gelmiş olduk efendim. Mevlevi Hanenin ana mekanı olan Tevhidhane kısmına girdik. Burası ana mekandır. Kapıdan, bahçeden girince karşımıza gelen bölüm. Buradaki şöyle biraz ben yan döneyim. Şu yuvarlak alan Anadolu'daki Mevlevi hanelerin hemen hepsinde vardır. Bursa'dakinde de vardır. Bunun bir üst katı da vardır. Ama üst katı herhangi böyle çalgıcı şu bu için değil. Burada küçük bir balkon gibi yapılmış. Bayağı bir insan alan yerdir. İşte efendim erkekler burada zikrederdi, kadınlar seyrederdi. Böyle ibadet olmaz ki efendim. Yok böyle bir şey zaten. Tevhidhane demek sema yapılan yer demek değil. Ama son zamanlarda tekkeler ve zaviyelerdeki bozulmalar hızla devam ettiğinde liyakatlı olmayan kimseler böyle yerlerin idaresine geçince halka anlatacağı kafada da bilgi yoksa başladı ney çalmaya, efendim onu bunu yapıp dönmeye. Yani burada şu şekildeki dönmeyi bir ibadet olarak yapmak mümkün değil. Burada ancak Şeyh Efendi sohbet ederdi talebelerine. Allah-u Teala'nın yolunu anlatırdı. Mevlana Hazretlerinden biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi düşününüz, burada bu dönme vardı diyenler olur ise, peki şuradaki mihrap neye yarardı? Yani Şeyh Efendi mihraba geçip o da burada mı dönerdi? Olur mu efendim öyle şey? Bakınız nasıl bir çelişki var. Mevlana Hazretleri dönmeye kafa yormazdı. Yoktu böyle bir şey zaten. Ama insanlara eğitim vermek için gecesini gündüzüne kattı. Talebeliği sırasında Bağdat'a gitti. Halep'e gitti. Halep'te Haleviye Medresesi'nde kaldığı hücresini biz gördük. Öğrenciyken orada kaldığı hücreyi gördük. Kayseri'de Seyyid Burhanettin Hazretleri vardı. Ona geldi yetiştirmesi için. Efendim, annesi Evliya Mevlana Hazretleri'nin, babası Evliya. Ana da baba da Allah yolunda olan insanlar. Bundan doğacak çocuk da tabii zamanın büyüklerinden oldu. Seyyid Burhanettin Hazretleri buyurdu ki Kayseri'deki rahmetullah aleyh, senin eğitimin benimle ilgili değil. Sen git Konya'ya bekle. Şems-i Tebrizi Hazretleri gelecek. Nitekim hemen akabinde Şems-i Tebrizi Hazretleri geldi ve Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin önemli bir sözü var. Sizlere duyuracağım ki aynıyla bu sözü gerçekleşmiştir. Benim bir serim var. Bir de sırrım vardır. Bir başım var, bir de kalbimde sırrım var. Mevlana Hazretlerine buyuruyor ki, serimi sana verdim. Sırrımı da oğluna verdim. Onların hizmetini çünkü Mevlana Hazretleri ile Şems-i Tebrizi Hazretleri günlerce kapanıp görüşürlerken onların oradaki çeşitli insani ihtiyaçlarını yeme, içme, işte yatma, kalkma gibi neyse o odanın hizmetine başka hiç kimse girmezmiş. Sırrımı ona, serimi de sana verdim diyor. Nitekim bu sohbetler dolayısıyla Konya'da çıkan dedikodularla Şems-i Tebrizi Hazretleri gitmiş, Şam bölgesinde uzun süre kalmış. Sonra tekrar Mevlana'nın ricasıyla dayanamıyorum ya ben geleyim ya siz gelin lütfen diye tekrar geldiğinde de bir gece yarısı onu kapıya gelip de davet eden kimseler Şems-i Tebrizi Hazretlerinin Mevlana yoluna yani Allahu Teala'nın yoluna tabii bu verdiği seri vefat etti ve cenazesi de bulunamadı derler daha sonra. Şimdi bir papaz onu görmek istiyor Mevlana Hazretlerini. Biz şuradan bir yandan da kabirlerin olduğu kısma gidelim. Burada 16 tane kabir var.
işte Mevlevi Hane'de postişinlik yapmış, bu Mevlevi Hane'de postişinlik yapmış, Konya'dan görevlendirilmiş büyük zevatın 16 tanesinin kabri var. İsimler de üzerlerinde yazıyor, onları söyleyerek vaktinizi almak istemiyorum. Bir papaz duyuyor Mevlana Hazretleri'ni, çok merak ediyor. Konya geliyor. Gördüğünde ona o kadar iltifatlar ediyor ki papaz, onu karşılayan Hristiyanlar şaşırıyor. Ya bizim papaza ne oldu böyle? Yani aklı başında mı falan? Mevlana Hazretleri için bu söyledikleri nelerdir diye. Onun söylediklerinden çok daha mütevazi sözleri Mevlana Hazretleri söylemeye başlıyor. Evet, Mevlana Hazretleri de söyleyince papaz diyor ki, hemen kelime-i şehadeti getiriyor, Müslüman oldum ben de. Ne kadar etrafında Konya'da bulunan ve civardan gelmiş, o papazı karşılamaya gelmiş olan Hristiyanlar varsa, hepsi de İslam'ı seçiyorlar. Efendim, Mevlana Hazretleri iki dargın kimseyi barıştırmıştır. Barıştırmış, nasıl barıştırmış? Bakınız, bakın nasıl barıştırmış. Diyor ki bu gençlere, gelin barışın. Allah-u Teala bazı insanları su gibi latif, mütevazi, daima aşağıya akıcı, yumuşak huylu yaratmıştır. Bazılarında taş gibi, toprak gibi sert mizaçlı yaratmıştır. Söyleyin bakalım. Hanginiz su, hanginiz taş gibi olmak istersiniz? İkisi de bir, efendim bir su gibi. O zaman barışın diyor. Barışın. Birisi geliyor talebesi, hocam ben geçinemiyorum yani çok sıkıntıdayım. Mevlana Hazretleri diyor ki, niye sıkıntısın? Efendim işte fakirim ben. Himmet bekliyor yani. Buyuruyor ki, senin elin ayağın var mı? Var. Aklın, o da var. Bakınız. Eğer sana desem ki gel şu parmağının bir uzvun veyahut da uzuv diyor Mevlana Hazretleri. Keseyim yerine sana 1000 altın vereyim. Geçiminde o zaman rahat rahat. Aman efendim istemem diyor, elim yerinde dursun. E gördün mü oğlum diyor. Demek ki sen sıkıntıda değilsin. Bir iki menkıbesini daha sizlere buradan anlatmak istiyorum. Efendim Mesnevi'de malum 24 bin beyit var. Divanındakilerle beraber 72 bin toplam beyti var. Bu beyitleri yani divanını ve mesnevisini şiir halinde yazdı. Diyeceksiniz ki ya şair yani şiirle uğraşırmış, bu nasıl bir şey falan. Sırf sonra gelenler bunu bozmasın diye efendim. Şiir olarak anlattı nasihatlarını. Ola ki birileri araya yanlış kelimeler sokar, nasihatlarım bozulur, yanlış anlaşılır diye. Nitekim dinle neyden bak neler hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede sözünü insanlar bozamadılar bu beyti şiir olduğu halde. Ama manasını dediler ki bak ney diyor, görüyor musun? Çal üfle neyi. Halbuki oradaki ney insanı kamilden bahsediyor Mevlana Cahit. Efendim kabirleri anlatacağız derken tabii bu yolun kurucusu olan Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyhi sizlere birazcık hiç olmazsa anlatmaya çalıştım. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıbrıs'ta yeni mekanlarda, yeni programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.